İbrahim. Doğru mu duyduklarım? Hatice'm nerede? O nasıl? İyi değil valide sultanım. Odasındalar. Başınız sağ olsun paşam. Allah sabır versin. Ben de çok üzüldüm duyunca. Başın sağ olsun. Sen kal. Neden? Beni zehirlediğini biliyorum. Paşa, aklın yerinde değil. Ne zehirlemesi? Bana oyun oynama Hürrem Hatun. Yasef Efendi sana zehirlendiğimi söylemiş. Sen kimseye söylemedin. Sustun. Neden? Ciğerlerini üşütmüş dedi. Ben o yüzden... Yanıma gelip öleceksin İbrahim diyen kimdi peki? Hatırlıyorum seni. Hayal görmüşsün sen. Asıl hayal gören sensin Hürrem Hatun. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Beceremedin. Bak karşında duruyorum işte buradayım. Delirmişsin sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Beni öldürmeyi kafana koydun belli. Lakin evladımdan ne istedin? Neden aldın onun canını? Onun günahı neydi? Orada dur paşa. Fırsatını bulsan seni gözümü kırpmadan yok ederim doğru. Ama oğlunu nasıl kıyarım? Asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim ben yapmadım. Unuttun mu? Doğduğu gün hayatını ben kurtardım. Ben. Benimle gel. Nereye? Artık soru sormak yok. Ne diyorsam onu yap. İçeri gel. Eğer bana zarar verirsen... Demek fırsatını bulursan benden kurtulacaksın, öyle mi? Ben o fırsatı her gün yanımda taşıyorum zaten. Ben istediğim an senden kurtulabilirim. Nedir o? Nigar kafaya günlerdir arattığın ölüm fermanı. Leo'nun günlüğü. Zavallı aşığın aranızda olup biteni elleriyle yazmış her gün. Bunu hünkârıma verirsen başına neler geleceğini bilmiyorsun değil mi? Ne malum seni hazırlatmadı? Şahidim var, ispat ederim. Ne duruyorsun o zaman? Git ver. Sen de benimle yanarsın. Senin de sonun olur. Ne paşalığın kalır,
ne damatlığın. Eğer icap ederse Hürrem Hatun, ben her şeyden vazgeçerim. Sen ki iktidarın en kuvvetli paşası. Devleti, orduları sen yönetiyorsun. Şahanın, şeretin, para, sarayın var. Heykeller bile dikiyorsun. Süleyman da Hatice de seni çok seviyor. Bütün bunları kaybetmeye göze alabilir misin? Hiç sanmıyorum.